Ya bu sandık güvenliği meselesinden yıldık arkadaş. Ya demokratik bir ülkede, oy kullanılan bir ülkede sandığa çıkmak için insanlar çaba harcarken bu kadar zorlanmamalılar. Siyasetin yeni başlıklarından biri budur. Bu sandık güvenliği meselesinin niye mesele olduğunu bir düşünün. Ya bu başlı başına bir problemdir ya. Ya sandığı teslim edemediğin insana ülkeyi teslim ediyorsun. Ya buna inanabiliyor musunuz ya? Şimdi de bir iddia var. Polise oy ve ötesini engelleme talimatı. 1, 2, 3, 4, 5. Oy ve ötesi diye bir dernek. Onların da sandıkların etrafında ve sandık kurulunda olmaları yasaktır. Oraya giriyorlar ve orayı terörize ediyorlar. Baskı kurmaya çalışıyorlar. Buna hiçbir şekilde müsaade etmemek lazım. Müsaade etmemek lazım dedi. İddiaya göre ilk adımı attı. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Pehlivan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla sandıklarda emniyet müdürlerinin görev yapacağını yazdı. Amaçsa oy ve ötesi gönüllülerini sandıklara yaklaştırmamak. Sandık çevresinde sandık kurulu başkan ve üyeleri, adaylar, milletvekilleri, o sandık bölgesinde kayıtlı seçmenler ve o sandıkta görevli müşahitlerle bina sorumluları ve çağrı veya ihbar üzerine gelen görevli kolluk güçlerinden başka kimse bulunamaz. Yüksek Seçim Kurulu'na göre gönüllü müşahitler sayımı takip edebilir. Güvenlik güçleri ise ancak ihbar üzerine gidebilir sandık başına. Soyluysa bir önceki seçimde de sandık güvenliğinin takipçisi olan Oy ve Ötesi Derneği görevlilerinin sandığa yaklaştırılmamasını istediği iddiaya göre. Özellikle de İstanbul, Ankara ve İzmir'de talimat gereğince özel bir ekip görevlendirildi. Oy ve Ötesi Derneği ikinci tur öncesi rekor müşahit başvurusuyla gündeme gelmişti. Biz 9 seçimdir anayasal haklarını kullanmak üzere sandıklara sahip çıkmak isteyen gönüllü vatandaşları eğiterek koordine etmeye çalışıyoruz. Yasal dayanağımız 298 sayılı kanun ve 138 sayılı genelgedir. İkinci tur seçimlerinde de 200.000 gönüllümüz ile sahada olacağız. Hem görevliler hem de seçmen pazar günü için saat sayıyor artık ama tansiyon da giderek yükseliyor. Ya bu nasıl bir ahlak? Terörist diyorsun halkına sen. Niye diyor biliyor musunuz bunu? Deme sebebi Cumhurbaşkanı. O öyle derse imam cemaat meselesi. Hem oradaki seçmenlerin, Kürt seçmenlerin birçoğunu hem PKK'lı sınıfına sokuyorsunuz. Mardin'den Kılıçdaroğlu %66 almış. Vay! Ha! Yani Mardinliler PKK'lı. Oy verenler. Tabii. İmamoğlu, Cumhurbaşkanı danışmanı Ayhan Oga'nın sosyal medya paylaşımını hatırlatarak tepki gösterdi. İki Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı terörist söylemi üzerinden eleştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı. Neredeyse her seçim öncesi giderek artan sıklıkta benzer söylemler yöneliyor seçmene karşı. Hayır diyenler teröristtir diye başladılar. Eğer bir toplumu birbirine düşman etmek isteniyorsa o tür bir dile ihtiyaç var ve onu yaptılar. Benim terbiyem müsait o sözleri söylemeye ama diyemedim. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı çiftçiye terörist dedi. Tenceremi kaynatamıyorum diyen insana nankör dedi, vicdansız dedi. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura sayılı gün kala muhalefetin ağır söyleme tepkisi sürüyor. İnsan kendi vatandaşına terörist der mi? Onlara oy vermeyen herkes terörist. Reddediyoruz. Kınıyoruz ve lanetliyoruz. Evet, şimdi ikinci tur öncesinde 3 konu özellikle öne çıktı. Bunlardan bir tanesi montaj videolarla muhalefetin terörle ilişkili gösterilmeye çalışılması. Bunların montaj olduğu sonra ortaya çıktı. Hatta itiraf edildi iktidar kanadı tarafından. Çok da önemli değilmiş gibi de anlatıldı bir de. Muhalefette atağa kalktı, kendini anlatmaya çalıştı. Hatta aslında kimlerin birlikte fotoğrafları olduğunu, görüşmeleri olduğunu aktarmak için uğraştı.